Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selam ala Resulü'l Müştaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfatı, ihsanı üzerinize olsun sayın seyirciler. Bugün yine vefat eden kardeşlerimiz var. Hatimler var, ruhlarını okuyacağız inşallah. Bir Ahmet Sucu'nun babası İshak Sucu, annesi Hanife Sucu. Tevfik çok görür, eşi Emine çok görür. Salim Savaş'ın kızı Fatma, Hatice çok görür. Ve en son Yusuf Altınekinli kardeşimize biz hatim okuduk, dualarımız var. Kayınpederine. Evet hocam, buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Ağzına sağlık Sayın Hocam inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün Miraç haftasındayız. Recep-i Şehri Şehrullah ve Şaban-ı Şehri ve Ramazan-ı Şehri ümmeti diyor Peygamberimiz. Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım diyor Peygamberimiz. İçindeyiz. Ramazan ümmetim ayıdır diyor. Allahümme barik lene fi Recep ve Şaban ve bellyene Ramazan diye dua ediyor Peygamberimiz. Allah'ım Recep ayını, Şaban ayını mübarek kıl, bereketli kıl, hakkımızda şefaatçi kıl ve esenlikle bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur Allah'ım inşallah. Amin. Peygamberimiz dua Allah. İki Can Sultan'ı Miraç'ta gördüklerinden bahsedeceğim. Tam çıkarken diyor, bir kadeh şerbet sundular. Ben onu alıp içmedim, durmadım. Biraz daha yürüdüm.
Bir süt verdiler. Onu içtim. Cebrail dedi ki, ya Rabbi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer onu içseydin şerbeti, o fesattı, ümmetin fesada uğrayacaktı. Süt ise ümmetin garekleridir. Yürüdüm, kaşma delikanlı çıktı. Dur ya Muhammed dedi, durmadım. Biraz daha ilerledik, yaşlı bir adam gördüm. Dur Muhammed dedi, durmadım. Bir kadın göründü. Dur ya Muhammed dedi, yine durmadım. Dördüncü durani bir adam göründü karşıma. Dur ya Muhammed dedi, durdum. Cibril aleyhisselam açıkladı, ya Resulallah, birinci gördüğün adam Hristiyan'dı. Dursaydın ümmeti Muhammed fesattan kurtulamazdı. İkinci gördüğün Yahudilerdendi. Eğer orada dursaydın ümmeti fitneden kurtulmayacaktı yine. Çünkü gördüğün şeytandı. İyi ki durmadın, dursaydın ümmetini fesada uğratırdı o. Dördüncü gördüğün senin ümmetindir, rahmettir dedi. Ve orada görüştük diyor değerli kardeşlerim. Çıkarken bir grup gördüm diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli seyirciler, YouTube'dan izleyenler, WhatsApp'tan izleyenler, bunları niye anlatıyoruz? Şaban ayındayız, rahmet ayındayız, af ayındayız, bereket ayındayız. Hatalarımız varsa düzeltelim diye benim kardeşlerim. Bir grup insan gördüm. Dudakları deve dudağı gibiydi. Görevliler ateşten makasla kesiyorlardı dudaklarını. Onlar feryadu figan ediyordu. Tekrar birleştirilir, tekrar kesiyorlardı. Korkunç bir ses geliyordu. Korkunç bir azap vardı gördüm. Ve ürperdim. Cibril kardeşim bu nedir dedim. Bunu ya Resulallah. Ümmetinden yetim malı yiyenler, kul hakkı yiyenlerdir bunlar. Ya ne diyelim? Yahudi atasözü. Milletin malı deniz, onu yemeyen domuz diye. Yiyen domuz. 85 milyon insanın hakkı var. Nasıl gasp edersiniz yahu? Nasıl yersiniz? Belli makama geldiniz. Fırsat elinize nasıl değerlendirirsiniz? Ölüm hiç mi aklınıza gelmez? Azap aklınıza gelmez mi hiç değerli kardeşlerim? Kabir azabı haktır. Sual, münker, nekir sualleri haktır. Sırat haktır. Mizan haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Yemeyen ahmaktır. İnanmayan ahmaktır değerli kardeşlerim. Yetim malı. Bu kadar yetim var memleketimizde. Şehit çocukları var. Devlet malını gasp ederken nasıl boğazınızdan geçiyor? Nasıl yiyorsunuz? Rüşveti nasıl alıyoruz? Rüşvet toplumu helak eder. İflah ettirmez. Bugün paran olur ama yarın Allah bir hastalık verir, inim inim illersin, bir yerden çıkartır onu. Gördük bir grup daha gördüm. Tırnakları bakırdandı. Yüzlerini tarıyorlardı böyle. Oyuluyordu yüzleri, kan revan içinde kalıyorlardı. Kaşıntı var diyorlar, tekrar kaşıyorlar, tekrar oyuluyordu. Dayanılmaz bir acı ızdırap vardı. Ya Cibril, bunlar kimdir dedim. Bunlar ya Resulallah ümmetinden buğz edenler, kıymet edenler, laf taşıyanlardır dedi. Estağfirullah. Eyuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahihi meyten fekerihtumuh vettegullah. Siz ölmüş kardeşin etini yemeyi sever misiniz, ölmüş insan etini? Elbette tiksinirsiniz diyor. Öyleyse Allah'tan korkun, gıybet etmeyin diyor.
maalesef hepimizin hastalığı değerli kardeşlerim, toplumun hastalığı. Gıybet, hoşlanıyoruz. Yapışıkça ağzımıza tat veriyor. Eğer anlatılan adam da yoksa iftira oluyor. Varsa kendisi olmadığı için bu da bühtan oluyor. Bu da dedikodu oluyor. Allah'ım ümmeti Muhammed'i hastalıktan kurtarsın inşallah. Bir gruba geldik. Kan nehri vardı. Yüzüyorlardı kan nehrinde. Boğuluyorlardı. Kurtulmak için kenara ellerini atıyorlardı. Fakat dışarıda bir grup melek vardı. Ellerinde tokmak, kafalarına vuruyorlardı onların çıkmak isterlerken. O nehre tekrar dalıyorlardı. Kurtulmak için feryat ediyorlardı. Beni, bizi kurtarın diyorlardı. Ama hiçbir kimse kurtulmuyordu oradan. Hayret ettim. Ya Cibril, bunlar kimdir dedim. Faiz yiyenler. Günümüzün hastalığı değerli kardeşlerim, faiz yiyenler. Allah muhafaza buyursun. Bir de faize fetva verenler var. Ah benim güzel kardeşlerim. Faizin girmediği yer kalmadı. O kadar tehlikeli. Ve halallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Riba haram, alışveriş serbesttir. Ya eyyellezine amenü. Ey iman edenler. La te'kulur riba azafen muzafen. Ribayı sakın ha kat kat yemeyiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kuruşluk faiz 33 defa zinadan da eşittir diyor. İkinci Sultan ikaz ediyor. Kim faizi yerse anasını Kabe'ye götürenin zina etmesi kadardır diyor. Veda haçında ribayı kaldırdım. İlk kaldırdım ribada amcamın ribasıdır. Ayaklarımın altına aldım faiz ediyordu. Günümüzde ekonominin gerçeği diyor. Bir anekdot anlatmak istiyorum burada. Bir yerde gençte çay içiyoruz. Sakallı bir genç. 30 yaşlarında, 35 yaşlarında. Fabrikası var, iş sahibi. Faize gelince hocam dedi. 50 işçim var benim çalışıyor. Eşer nüfus 150 kişi çalıştırıyorum. Ben kredi aldım, bana niye haram olsun demez mi? Eyvah dedim kuzum, dikkat et. İmam-ı Azam Efendimiz. El Fıkhul Ekber adlı eseri. Sayfa 453. Bir adama faiz yeme desen. Benim sözüm değil, İmam-ı Azam'ın sözü. O da oho, herkes yemeyen varsa dinleşken kafir olur diyor. Bu kardeşi ben ikaz ettim, sen ne diyorsun ya? Allah'ın haram kıldığını sen helal diyorsun. Allah'a savaş açıyorsun. Peygamber'e savaş açıyorsun. Allah sana niye iş çalıştırmadığını sormaz. Niye haram aldın sermayeyi karıştırdı diye sorar değerli kardeşlerim. Bizim Osman hocamız da okka profesör. Aile dostumuz. Bir iş adamı vardı 2002 krizinde. Çok güzel işleri vardı. Hükümcülerdi bunlar. İşçiler de vardı. Bunlar 5 yıl ödemesi kredi aldılar diyor. Almayın dedim, ikaz ettim. Birleşik faizlere göre 6. sene bir yazı geldi. 6 trilyon borcumuz var diyor o günün parasıyla. Fabrika o para yetmez. Ve kaçtılar diyor, Konya'dan çıkıp gittiler diyor. Faiz böyle bir bela, böyle musibet. Ne diyor orada? Bir nehir var. Kan nehri, yüzüyorlar. Boğulurken bağırıyorlar. Çıkmak isterken tokmakla başlarına vuruyorlar melekler diyor. Bu azaptan bahsediyoruz değerli kardeşlerim. Evet, uzak gibi görüyoruz değil mi? Ama unutmayın, cehennem azabı haktır, kabir azabı haktır. Ölümün nerede, ne zaman geleceği belli değil. Haberimiz olsun. Bir grup gördüm diyor. Fırın içindelerdi. Çığlık çığlığa feryat ediyorlardı. Öyle koku yayıldı ki etraf kokudan doyulmuyordu. Durulmuyordu. Cibril'e sordum. Cibril, bunlar kimdir dedim. Zina eden zaniler.
Zina eden kadın ve erkekler dedi. Değerli kardeşlerim, zina da yaygınlaştı günümüzde. 80 yaşındaki adam parayla 20 yaşında kızı götürüp alem yapıyormuş. Bir Allah'tan korkmaz adam, ayağın kabre doğru gitmiş. Hala ne zevkinden bahsediyorsun sen? Bir olay anlatayım. Bağdat bizde. Yani valilikle idare ediliyor. Değerli kardeşlerim, bir sucu varmış. Su satar, tuluklarla su getiriyor. Bir kadın buna göz koymuş. İçeriye davet etmiş, suyunu döküver diye. Sonra içeride zina etmişler. Günlerden pazartesi bugün gibi. Tabii haram tatlı olur ya. Kadın der ki çarşamba gün gel saat 2'de kocam olmaz der. Anlaşıyorlar. Adam bitiriyor suyunu, eve dönüyor. Hanımında yaralar bereler var. Hayırdır diyor, ne oldu hanım, ısrar ediyor. Devri Osmanlı dönemi. Osmanlı valimiz var orada. Diyor ki kadın ısrar. Falanca kadının kocası sana sormaya geldi. Yoktu, içeriye daldı. Zorla bana tecavüz etti. Günlerden pazartesi. Çarşamba 2'de geleceğim, koca olmaz dedi. Adam düşünüyor. Mendakka dukka. Çalma kapını, çalarlar kapını. Menzade ziyade. Ben artırırsam bana da artıracaklar diyor değerli kardeşlerim. Fatura çok acı ödenmiş. Bir kez daha anlatıyorum. Bu kanalda bana sordular canlı yayında. Kadın dedi ki hocam, benim kocam dost bulmuş. Eve aldı geldi gözümün önünde. Bir arkadaşımın hanımıydı, arkadaşın hanımı. Ben de dayanamadım intikam için, ben de ihanet ettim dedi kocama dedi. Ne yapacağım diye bana canlı yayında sordu değerli kardeşlerim. Çalma kapının, çalarlar kapının olayı ortaya çıktı mı şimdi? Canlı olarak söylüyorum. Bu açıdan Müslüman edebiyat diyoruz değerli kardeşlerim. Edebiyat. Edep demektir edep. Elif, eli hakim olma. Eline hakim ol Müslüman. Edep. Daha dile hakim olma. Diline hakim olma. Beline hakim olma. Ortaya edebiyat çıkıyor, edep çıkıyor. Edep demek eline, beline, diline hakim olan Müslüman demektir değerli kardeşlerim. Bir genç geldi karşıma, bir soru sordu. Yine zina ile ilgili sordu. Dedim ki bak, sen çapkın birine benziyorsun. Adımını doğru at. Yarın ihanete uğrasın dedim. Yok dedi hocam. Benim kadınım çarşaflı. İtaatkar bana. Ya sen? Ben yaparım dedi. Aynen böyle hocam. Yarın ne olur? Ya o yuva yıkılacaktır veya intikam olacaktır bunun sonunda. Allah'ım vermesin inşallah. Bizden ikaz ediyoruz. Anlayana sivrisinek saz olur. Anlamayana karı sürün davul az olur demişler. Değerli kardeşlerim. Bir grup daha gördüm. Karınları ambar gibi şişmişti. Edepleri ağızlarına veriliyordu. Edepleri ağızda emzik gibi emiyorlardı. Çok şaşırdım. Ya Cebrail, bunlar kim dedim. Niçin böyle yapıyorlar? Bunlar tefeciler ya Resulallah. Yani adamı borçlandırır. 10 lirayı 100 liraya alır. Var ya günümüzde tefeciler. Bir de mafyası var adamın. İstediğini vermek zorundasın. Bunlar tefeciler ya Resulallah. Yedikleri burunlardan akıtılacak ve ağızlarına edepleri verilecek. Hicaz Sultanı'nın Miraç'ta gördüğü olayları naklediyorum ben hadisten. İster yapın tefecili, ister yapmayın. Bize ne? Bizden söylemesi. Hocam derler ki bana, hocam konuşuyorsun ama millet aynı hamam aynı tas. Boşa gidiyor diyorlar. Yedilerden bir zat vardı. Halis amcamız. Kestane.
Çok şeylerini gördüm, yaşadım ben onunla. Dedim ki Halis amca, bunu bırakacağım dedim. Yok hocam, bırakmayacaksın dedi. Biz hocamla, Sızır'la seyrediyoruz, dinliyoruz seni. Kaynaklı konuşuyorsun, Ehl-i Sünnet'ten bahsediyorsun. Çok kanallarda pislik akıtıyorlar, devam et dediler bana. İki ay ben burada konu işledim, onların verdiği kulları işledim. Hocam bu verdiği kulları işledim. Çok itiraz geldi bizim meslektaşlardan. Değerli kardeşlerim. Yine yaşadığımız bir zat, bir ay önce hocam vazgeçsin dedim ama ikaza uğradım ben, sen devam et dediler. Bunun için devam ediyoruz burada. Bir grup daha gördüm. Kimi edeplerinden asılmış, kimisi memelerinden asılmış olarak gördüm. Memelerinden asılmış, tuzaklardan edep yerine asılmıştı. Bunlar kimdir dedim. Bunlar hayayı sıyıran, haya perdesini kaldıran, iffet ve namusunu koruyamayan ve elini, kolunu, edep yerlerini açanlardır dedi. Kadınlar, değerli kardeşlerim, çok acıklı bir konu ya. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli'ye göre, dört mezhebe göre giyilen elbise vücut hatlarını belli ediyorsa, vuru gibi çıkıyor erkeğin de kadının da, ayırt etmiyorum. Yok hükmünde de çıplaktır diyorlar. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Ey benim güzel kardeşlerim, kafada sıkma baş çok güzel. Altta daracık pantolon. Neyin nesi bu? Hangi dindensin? Müslümansan neyin nesi bu? Allah böyle emretmiyor. Allah bunu haram kılmış vaziyette. Ben açıklıyorum dört mezhebe göre. Azap vardır bunda değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el imanu biz'un ve seb'une şubeten fe aftaluha kavlu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah el hayâ'u şubetü min iman. İman 70 küsur şubedir. En eftali la ilahe illallah Muhammed Resulullah demektir. Ne demek la ilahe illallah? Allah'tan başka ilah yoktur. Peygamber onun kulu velçisidir. Allah'tan başka kanun koyucu yoktur. Kanun vasıtı yoktur. Ki Can Sultan onun tatbikatçısıdır. Allah'tan başka güç sahibi yoktur. Kuvvet sahibi yoktur. Egemenlik olanlar yoktur. Allah güç ve kuvvet sahibidir. Allah gafurdu ve rahimdir. Her şey kadirdir değerli kardeşlerim. Evet. Sonra şu iman şubeden, hayadan bir şubedir diyor. İman hayadan bir şubedir diyor. Şimdi karşılıklı konuşalım. Hayası olmayanın imanı, imanı olmayanın hayası yoktur manası çıkıyor. Turistler gelir Konya'mıza, yer açık seçik vaziyette. Niye? İman yoktu ondan dolayı. Yani bizimkiler de öyle, yerliler de öyle. Mevlana'ya girerken başını kapatıyor, her taraf açık. Ya sen Allah'tan korkmuyorsun, Mevlana'dan mı utanıyorsun diye sormak lazım. Bir de bir moda çıktı değerli kardeşlerim. -10 derece kışın gördüm. Diz yaya kadar yırtık geziyor. Ya bunda insaf merhamet yok mu? Canı acımıyor mu bunun? O damarlar donmaz mı? Hastalık yapmaz mı? Romatizma yapmaz mı buna? Moda diye açıyor. Gerdanını açıyor. Ve haya olsa bunu yapamaz tabii. Haya imandan bir şubedir diyorum. İmanın son tabakası da bulduğun sokakla bir taşıp kenara almandır diyor. Bakınız değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim şuna bakınız. Sokağa bir taş atmışlar. Taşı gördün onu al kenara bırak. İmandandır bu iş. Niçin? Gelen bir adam arabayla göremez. Onun üzerine basar, araba kaza yapar, insan ölebilir. Veya kaza şişelerini atıyorlar, soda şişelerini ve bira şişelerini atıyorlar yollara. Giderken adam görmez, arabayla basar üzerinden kapı taklaklar veya can kaybı olur.
Bir olay daha söyleyeyim sayın seyirciler. Ya bizim dinimiz ikinci olarak iman ve elbiseni temiz tut diyen bir Kur'an'ın mensuplarıyız. Hocam araba Mercedes. Özümüzün önünde. Camı açtı, attı küllüğü. Adamın, bunun medeniyeti nerede bu adamın? Bu adam lüks arabaya binsin, aya çıksa ne yazar bu adama? Nasıl bir kültür bu Allah aşkına ya? Kayalı parktayım. Yaşlı bir adam benim bir sakalı burada. Ay çekirdeğini almış hocam. Ayakla yiye döküyor. Keçi gibi yani. Aynı keçi. Dedim ki Hacı amca ya. Sen dedim ne yapıyorsun yaşlı adamsın. Belediye temizlesin dedi. Nasıl Müslümanlık bu Allah aşkına ya? Nasıl iman sahibi bu? Ya eyyühel müttessir esavzubillah. Ey bürünen peygamber. Yatan peygamber. Kum fe enzir. Kalk. Kum fe enzir. İnzar et. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini büyük bil. Ve siyâbeke fetahir. Elbiseni temiz tut diyor değerli kardeşlerim. Kur'an bunu emrediyor bize ya. Kur'an bunu emrediyor. 77'de, 78'de Almanya'dayım. Otobanda gidiyoruz dağda. Buz verdi, tam atacaktı. Aman hocam atma dediler. Neden? Buraya koy. Arkadaki bir adam plakamızı alır ceza yeriz dediler. Avrupa bunu benimsemiş. Kipi çöpünü atamıyorsun Avrupa'da. Sigara içen bir adam yere izmaritini atamıyor. Disipline etmiş ama nereden gelmiş? Haçlı severleri olmuş, Viyana bozgunu olmuş. İslam hukuku iki kısma ayrılır. Asil hukuk, kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha, tali kaynaklar, istisan, istisap, mesale-i mürsele, setti zarai, örfler ve adetler geçer, 36'ya kadar çıkar bunlar. İslam'da çözülen mevzu yoktur. Setti zarai nedir? Setti zarai ben Almanya'da gördüm. Kar yağmur yağardı mı? Yağmur yağınca evvela kapının önünü adam temizliyor böyle ayak kaymasın diye. Sorduydum. Eğer dükkanın önünde kapının önünde ayağı kayar düşerse o adamın tazminatını ayağı kırılsa o adam ödüyormuş. Bizde setti zarai yolda giderken ayağı kaydı dükkanın önünde. Dükkan sahibi onun öder tazminatını. Geçen de bir çocuk düştü lavamaya. Lavama çocuk düştü işte. Mesulü kim? Belediye başkanı veya belediye zabıtası veya belediye temizlikçi müdürü. İslam bunlarda hesap sorar. Bornova'da belediye çukur açmış, yağmur yağmış. Bir taksi içine gitti. Taksi aile gitti. Setti zarayı derler buna. Adam kuyuyu açtın. Etrafını kapatman gerekiyor. Tehlikeyi sezdirmen gerekiyor. Aksi halde tazminatını ödersin. İşte bu İslam'dan almışlar bu setti zarayı da. Evet değerli kardeşlerim. Logar kapaklarını götürüyor hocam. Logar kapaklarını alıyorlar Allah korusun. Nereye doğru gidiyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? Hırsızlık has safhada. Zina has safhada. Faiz girmedik yer kalmamış. Kumar desen her şey resmi. Rabbim merhamet et bize acı inşallah hocam. Evet hocam sorulara geçelim mi? Evet. Hocam, kardeşlerimizin bir tanesi diyor ki, eve girerken selam verilir mi? Kimden selam verilir? Diye bir soru sormuş. Evet. Evet. Evimize girerken selam veririz. Evet. Çünkü melekler vardır evde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye gireriz. Hicaz Sultan şöyle buyuruyorlar. Evine girerken selamı veren kişiye Allah kefil olur diyor. Eve girerken selam vermeyi Allah emrediyor. Peygamberimiz emrediyor değerli kardeşlerim. Yine Nur suresi 61. ayet. Allah ve Resulünün ve Allah'ın emirlerinde hikmetler vardır. Onları dinleyin diyor. Demek ki eve girerken selam vereceğiz. Evet. Geçen de bir arkadaşım geldi vakfa. Hocam camide vaazı dinlemiş. Eve girerken selam verin diye. Eve geldim hanım beni karşıladı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah hanım. Hayırlı akşam dedim.
içeriye girmiş, vah vah kafanız üşüttük babanız, kafayı üşüttük demişler. Çoluk çocuk bana ters ters baktılar diyor, niye selam verdin bana? Kadın diyor ya, hocam 3-4 gün sonra selamsız girdim diyor. Niye selam vermeden girdin? Bak bana kızdı diyor. Görmemiştim. Ya sayın seyirciler ne oldu bize? Ya yemek yiyoruz bir düğün yemeğinde, bir telefon geldi birinden. Telefona cevap veriyor. Böyle cevap verdi. Bir daha telefon geldi. Tamam efendim, yarın buluşalım diyor. Böyle girgül gibi eğildi. Dedim ki hanımın birinci hanım mıydı? Evet dedi. Ulan dedim selamünaleyküm hanım, yemek yiyorum desene ya. Hanıma geleceğim yapıyor. Müşteriye gelince virgül gibi eğiliyor kardeşim. Evet. Şu selamı hanıma verelim ya. Telefonu kaldırdın, selamünaleyküm hanım dedi, ne olacak ya? Tabii. Allah'ın selamı. Emrediyor, Kur'an ve sünnet emrediyor, bunu yapalım değerli kardeşlerim. Aynen. Selam kimlere verilmez? Bir, içki içen bir grup var. Ona selam verilmez ki. İki, adam masaya kurup kumar oynuyor. Al papazı ver kızı diyor. Selam verilmez onlara. Evet. Niye kumarla iştigal ediyorlar ya? İki, tuvalette adam. Sen giriyorsun selamun aleyküm diyorsun. Adam meşgul ya tuvalette. Buna selam verilmez. Ve Kur'an okuyanlara, dinleyenlere selam verilmez. Hemen okuyayım dinliyor. Ezan okuyana selam verilmez. Burayı bir açık getirelim. Okunurken. Ezan okunurken adam dinliyorsa ezanı vermezsin. Hı. Ama dünya kelamı konuşuyoruz. Ezan dokunuyor, selam verirsin buna. Evet. Ezan okuyan mezine selam verilmez. Evet. Veya dinleyene selam verilmez. Kâhmet getirine selam verilmez. Kime verilmez? Adamın ağzına sigara, ayak ayakkabısını atmış. Ona selam verilmez. Selama hazır değil çünkü. Evet. Selama hürmeti yok. Selama saygısı olmadığı için selam verilmez. Evet, noktalıyoruz hocam. Evet hocam. Reklamlar diyoruz. Bizden ayrılmayın inşallah. Devam edeceğiz. Evet, bir ilahi okuyacak hocamız. Onu evet. Dinleyeceğiz inşallah. İnşallah. قال البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح السنية يا حبيبي يا رسول أيض ضوء زر ميزة ودا تنفل رندان شكر جاركت بزلار الله ضابة دان أي بزدان ساشي لنا الشي yüce bir davetle geldin, sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili hoş geldin. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstünde nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul, tala'a al-badru aleyna min saniyatil veda'a vecebe şükru aleyna meda'a lillahi da'a eyyuhel mab'uzu fina
Cite bil emril muda Cite şerraftel medine Merhabey ya hayrada. Evet. Yüreğine sağlık Sayın Hocam. Sağ olun hocam, sizin Allah razı olsun. Evet, sorulara geçiyoruz Sayın Hocam. Sorulara devam ediyoruz hocam. Hocam, kardeşimizin bir tanesi diyor ki, günümüzle alakalı aslında bu sorum, güzel bir sorum. Hocam, güçlü olan zayıfları eziyor, savaşlar oluyor, mazlumlar ölüyor. İslam'da savaşın hükmü nedir, ne zaman olur? Bir de ayrıca cihat nedir diyor, bunu soruyor kardeşimiz. Buyur hocam. Evet. İslam genelde müdafaa savaşları olmuştur. İslam eğer cihada çıkarsa oradaki belli başlı adamları alır, oradaki halkı kurtarır. Cihat, Kur'an'da en çok zikredilen ayetler vardır. 500 yakın cihat ayeti vardır. Zekatla namazla ilgili 28 ayet, 32 tane ayet var. En çok cihatla ilgili. Vakti miktarı belli olmayan tek ibadet cihattır. Vakti miktarı belli değildir. Cihat deyince millet hemen savaş aklına geliyor. Değerli kardeşlerim, cihatta şu metot vardır, şu şartlar vardır. Bir, ilk önce tebliğ edilir, anlatılır. İslam budur. Can emniyetiniz, mal emniyetiniz, din emniyetiniz vardır diye anlatılır. İki, İslam'a davet edilir. Gelin la ilahe illallah deyin, kurtulun. Emniyette olun. Malınız sizin olsun, yine davet edilir. Olmazsa barış teklif edilir, barış yapalım. Evet. Barış yapıldı ya, Hudeybiye anlaşması yapıldı, barış yapalım. Buna rağmen kabul etmezseniz cizye verin, bize vergi verin, vazgeçelim. Kabul etmezlerse o zaman cihat olur. 7'den 90'a kadar herkese farzdır cihat. Fetih ile cihat, işgal arasında fark vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 630 Mekke'yi fethetti. Topladığı bütün onları Kabe'nin içerisinde. Dün bize işkence ettiniz. Ekonomik ambargo uyguladınız, sürdünüz bizi. Biz Allah'ın yardımıyla bugün geldik. Bize ne beklersiniz diye açıklıyor. Biri ayağa kalkıyor, diyor ki siz Muhammed Abdümenaf oğullarındasın, Kureyşlerdesin. Abdülmuttalib'in torunusun, af bekliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem affediyorum sizleri diyor. Affediyorum. Can emniyetiniz, mal emniyetiniz, nesil emniyetiniz, can emniyetiniz, din emniyet üzerimizdedir diyor. İslam bir yeri aldıktan sonra malını güvence altına alır. Canını güvence altına alır. Din serbesttir. Dinde zorlama yoktur değerli kardeşlerim. İslam'da ileri gelen azıllar bertaraf edildikten sonra halk kurtarılır. Ama la ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur. Kimseyi zorla olarak İslam'a çağıramazlar ve getiremezler. Maalesef ilginç bir savaş raporu hazırlamışlar hocam. İnsanlık tarihini araştırmışlar. 5500 yıllık bir tarih araştırmışlar. 15.000 büyük savaş olmuş bu dönemde. 300 yıl peygamberliğimiz savaş olmamış. 5200 savaşlar yapılmış. Birinci Can Savaşı'nda, ikinci Can Savaşı'nda 65 milyon insan ölmüş. 65 milyon insan ölmüş. Neredeyse Türkiye'nin... Çanakkale'de resmi rakamda 255 bin kişi öldü bizim. Şehit oldular. Gayri resmi rakam 455 bin kişi gösteriyor. Ne yapalım ki? İslam tebliğ edildiği zaman şehitler sayı 120'dir. Öyle pek yaygın değildir. Biz gittiğimiz yerlerde İslam'ı anlatırız. Dürüstlüğü anlatırız. Vakarı anlatırız. Dahası var. Vergi alırız onlardan. Ama onları imarda harcarız. Mimarlıkta harcarız. Bayinlikte harcarız. Anlam vergiler halka su olarak
yol olarak, emniyet olarak gider değerli hizmet kardeşlerim. Olarak geldim. Ama bugün öyle değil, görüyorsunuz. Dün bize dediler ki Beşar Esad gidecek 15 günde. Amerika bize böyle yol gösterdi ama kaç sene oldu? Nasıl perişan Rusya, Suriye? Milyonlarca insan aç susuz dağıldı gitti. Irak'a gereken Saddam Hüseyin dediler. Silah bahsettiler, hiçbir şey yoktu. Hala huzur yok. Aldattılar. Libya aynı şekilde. Bugün aynısı oldu gördünüz sayın seyirciler. Ukrayna. Amerika arkamızdaydı dedi. Hem teşvik etti. Rusya'yı kızdırdı, savaşa soktu. Ve ölen ne olursa olsun insandır. Mazlum. Ey NATO neredesiniz? Birleşmiş Milletler neredesiniz? Veto edince Rusya kalıyor ortada. Adamlar, bir avuç insan kaldı ya. Öyle masum insanlar ölüyorlar. İşte harp denilen iş böyle bir şey. Bizde savaş olur ama arkadan bizde can emniyeti, mal emniyeti, ırz emniyeti, din emniyeti olur. Irak'a giren Amerika ne can bıraktı, ne mal bıraktı, ne de asarı, antike bir şey bıraktı, hepsini götürdü. Hala Kuveyt'in petrollerini sömürmeye devam ediyorlar. Aramızdaki fark bu. İşgal sömürücüdür. İşgal girdiği yerde ırz namus tanımaz. Adam can tanımaz öldürür. Fetih'te öyle bir olay yoktur değerli kardeşlerim. Her şey emniyettedir. Evet hocam. Evet hocam. Hocam üçüncü soruda kardeşimiz diyor ki nikahların kıyılması biliyorsunuz belediyeleri verdi. Belediye memurlar nikah kıyıyor. Bu nikah olmaz deniyor. Yeniden bir ayrıca dini nikah kıydırmak gerekiyor mu? Ne dersiniz diyor. Tabii nikahın şartları var. Birinci şart iki tane erkek şahit olacak. Adil orada var. Evet. Belediyede. Falanca ilde evleniyor musun? Evet diye bağırıyor. İcab ve kabul şartı var değerli kardeşlerim. Bu farzdır. Nasıl olacak? Nikahın şartlarından birisi de nikaha mani olan herhangi bir hal olmayacak. Süt kardeşliği gibi. Evet. Veya bir hastalık gibi hal mani olmayacak. İki şahitler akıllı olacak. Dürüst olacak. Evet. Yalancı olmayacak. Dilsiz veya kör olmayacak. Evlilikler evliye karşılık rızalı olacaklar, rıza gösterecekler. Şeffaflık ve. Ve değerli kardeşlerim, nikahtan sonra dini bir nikah kıydırın. Ya bir arabaya binerken Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Bir daire alıyorsunuz, bir kurban kesiyorsunuz değil mi ya? Evet. Bir nikah kıyıyorsunuz ya, ebedi bir nikah kıyılacak. Bunlar bir arada kalacaklar. Nikahta şart, icab ve kabul şartı vardır. Hoca sorar, kızım Allah'ın emri peygamberin kavliyle falancanın oğlunu, falancadan doğma falancanın oğlunu eşliğe, aileliğe, kocalığa aldın kabul ettin mi? Ettim diyecek hocam, şart bu. Evet. Ediyorum da nikah olmaz. Ettim diyecek. Edeceğim dese yine nikah olmaz, şart farz bu. İkincisi, kızım sen falancanın oğlunu falancadan doğma. Sen bunu eşliğe aldın kabul ettin mi? Ettim diyecek. Ediyorum diyecek. Evet. Edeceğim diyecek, evet. Olmaz. Evet. Yeterli. Tek farz ettim demesi lazım. Evet. Belediyede bu yok. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, huzurlu aile istiyorsanız, zina yapmak istemiyorlarsa ne olur nikahtan sonra bir nikah daha kıydırın. Şimdi elhamdülillah bir kanun çıktı yeni. Müftüler nikah kıyabiliyor. Evet. Benim yeğenimin nikahını Müftü Efendi kıydı. İl müftüsü. Güzel bir şey değil mi hocam? Geldi. Güzel mi geldi? Hem böyle okudu. Hem evraklarını kayıt yaptırdı nikahlarını, hem de kabul ediyor musun? Ettim dediler. Evet. Ettiniz mi? Ettim de nikahlardan aldılar. Evet kardeşlerim. Nikah eksik olan budur. Ettim demesi gerekiyor. Evet ettim demezse nikah olmuyor. Ve evet hocam devam edelim. Hocam bununla alakalı yine buna benzer bir soru var.
Muhta nikahı nedir hocam? Bazı gençler muhta nikahıyla yaşıyorlar. Bu uygun mu, doğru mu diyorlar? Ehl-i sünnete göre, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli'ye göre, Şia'ya göre demiyorum bak. Evet. Beşinci mezhebe göre demiyorum. Muhta nikahı, dört mezhebe göre. Muhta nikahı geçici bir nikahtır. Muvakkat nikah demektir. Bir delikanlı, geçen de sordular yine. Bir delikanlı, 4 yıl birlikte olalım ayrılırız diye nikah kıyarsa nikah olmaz. Muta nikahı, değerli kardeşlerim, haram kılınmıştır, yasaklanmıştır Hayber'den sonra. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifedir. Halife olduğu zaman tamamen kaldırmıştır nikahı, haram kılınmıştır. Muta nikahı. Evet, Nisa Suresi 4. ayet Allah şöyle buyuruyor. Nikahtan nikahlandığınız zaman geçici olarak nikahlanmayınız diyor hadis-i şerifte. Yani geçici bir nikah olmuyor. Evet. Mutlaka nikahın böyle hiç boşanmayacağım diye olması lazım değerli kardeşlerim. Evet. Duyuyoruz maalesef Bosna Hersek'e bir sakallı adam geliyor, Şii. Muta nikah kıyıyor, kandırıyor bunları. Allah Allah. Öğrencileri tabi. Aynı. Burada bir soru sordu bir genç kızımız. Burada bu kadalda. Hocam bir gençle evlendik. Sakallı bir adam bize nikah kıydı. 4 yıl sonra ayrıldık. Oğlan çekti gitti. Meğer evliymiş. 4 tane çocuğu varmış. Yeah. Bana dünür geliyor. Babam verecek ne dersiniz diye sordu. Sen 4 yıllık avratsın, kadınsın. Bir Anadolu çocuğu yakacaksın. Yazık. Aklımızı başımıza alalım gençler. Şartlı nikah olmaz. Bugün alayım, yarın salayım dese o nikah nikah değildir, zinadır. Bu haram. Haramdır. Tamam. Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Hocam, yine nikahla alakalı, nikahta biliyorsunuz mehir vardır. Mehir nedir? Hükmü şart mı? Yani nikahın şartlarından mıdır diyor. Onu soruyor. Nikah. Evlenecek bir erkeğin alırken bir kızı karşılığında bir mehir verecektir, vaciptir. Hanifilerde bu. Hanifilerde bunun verilmesi vaciptir. Neyse ortalığın piyasası neyse ona göre bir mehir takdir ederler. Mehir kadına verilen bir haktır. Nisa Suresi 4. ayette Cenab-ı Hak nikahladığınız kadınların mehirlerini seve seve verin diyor Cenab-ı Hak. Nisa suresi. Kadın nikahlarken onun hak yani mehirini seve seve veriniz diyor. Bu mehiri verdikten sonra kadın istemediği müddetçe o mehir ondan alınamaz. Hmm. Kul hakkıdır. Kayınpeder kocası alamaz. Vermediği müddetçe. Kadının hakkı. Kadının hakkıdır. Boşanma olayına gelince boşandınız. Ama o kadının mehri yine onun hakkıdır, verilmesi lazım. Çünkü o bir kul hakkıdır değerli kardeşlerim. Verilmesi mesulüz. Vaciptir Hanefi mezhebinden mehir. Evet hocam. Evet hocam. Diğer bir soru var hocam. Kurbanlık bir sığır aldık ama sağılıyormuş. Bunun sütü var. Bu sütü içebilir miyiz diyor. Yani demek ki buzağlı bir hayvan. Evet. Kurbanlık olunan bir hayvan Hanefi ve Şafii'ye göre alındıktan sonra o artık kurbanlıktır. Onun sütünü içemezler. Yününü alıp kesip satamazlar. Artık ona istifade edemezler. Hmm. Mesela ata öküz aldı, öküzü kiraya verdi diyelim. Onun kirası fakirlere verilecektir yine. Evet. Sütü sağdınız. Günde 5 litre süt oldu. 2 ay sütü sattınız bu kadar para etti. Bunu siz alamazsınız. Eğer içerseniz bile sütü evde kullanacaksanız onun parasını vermeniz gerekiyor fakirlere. Tekrar edelim. Alınan kurbandan istifade edilemez. Yünü alınıp satılamaz. Derisi, sütü sağılıp satılamaz. Derisi istifade edilemez satılamaz. Derisi de öyle değil mi hocam? Aynen satılamaz. Tamam. Allah razı olsun hocam. Hocam eti yenen hayvanların neresi yenmez? Açıklar mısınız diyor. Et yenen normal hayvan. Normal, helal olan hayvanlar. Evet. Koyun, keçi, deve neyse.
Yenmeyen kısımlarını soruyor. 7 tane organı vardır. Bunlar yenmezler. Akan kan haramdır İslam'da. Ama ben bir eser de okudum değerli kardeşlerim. Söylesem şimdi tuhaf gelecek. Kan helaldir diyor Yusuf el-Kardavi. Allah. Çok büyük gördüğümüz adam. Ben çok notlarını çıkarttım. Kan haramdır. Çıvlak aya çoraba mesverilir diyor Kardavi. Çorap, ince çoraba mesverebilirsiniz diyor. Allah. Evet. Erkeklik organı yenmez hayvanın. Evet. Dişilik organlar da yenmez hayvanların. Bir de hocam bir lokantada oturuyoruz. Yolda koç yumurtası getir dedi adam. Allah Allah dedim ben koç yumurtası ne ki sordum karşısına. Koşun husserleri, afet faşakları. Yenmez mekruhtur ya. Adam dedi ki hocam ver bir egzoz dedi. Egzoz kuru fasulyeymiş. Ver bir dedi yumurta. Ben merak ettim ya yumurta nedir dedim. Ben genelde yolculukta hayvanların çok olduğu yer, tırlar çok olduğu yere dururum. Niye? Onların evet. Yemekleri, açarları iyi olur. Dolayı. Bunlar yenmez. Evet. İdrar torbası yenmez. Öt kesesi o da yenmez. Evet. Bir de etler arasında böyle kutyalar olur, kurtlar olur veya kelebek oluyor. Onlar da yenmez. Niye? İnsan sağlığına zararlı olduğundan dolayı. Yedi organı hayvanlar yenmiyor değerli kardeşlerim. Öt deniyor. Onlardan bahsediyoruz. Evet. Ödü deniyor ya. Öt başka. Ciğerleri de kelebek oluyor böyle kurtlanmış oluyor evet, yani. Aynen. Vücuda bünyeye zararlı olduğu için ona da yenmez. Hastalıklı ciğerler. Evet hastalıklı ciğerler. Evet. Şey göğsü yenir mi hocam? Göğüs yenir göğde bir şey yok. Değil mi? Göğüs yenir. Tamam. Hocam. Göğüs dediğimiz yani hayvanın süt veren yeri. Tabii tabii. Evet. Arkaları yenmez. Tamam. Hocam bir kardeşimiz Almanya'daymış. Almanya'da yaşıyorlar. Bizim diyor iki tane Hristiyan komşumuz var ve iş arkadaşımız var. Selam veriyorlar. Bunlar alacak mıyız bunların selamını diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh iki can sultan söyledi rivayettir. Kadir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudilere, Hristiyanlara selam vermeyiniz. Yolda onlarla karşılaştığınızda onlara iltifat etmeden yolunuza devam ediniz. Kaynak Müslim Ebu Davud Tirmizi. Değerli kardeşlerim. Onlar belki selamun aleyküm derler. Ve aleyküm diyeceksin. Ve aleyküm selam demeyeceksiniz. Selam derler veyahut da değil mi hocam? He. Siz de onlara selam demeyin de kendilerinden kut morgen, kutun tak bir şey söyleyin yani. Dillerine göre söyleyin Almanca. Evet. Bir şeyler söyleyin. Ama bu demek değil ki Hristiyanlarla konuşmayın. Hayır, öyle bir şey yok. Onlarla konuşacağız. Güler yüzlü olacağız. Adil olacağız. İrtibat hediye var. Vereceğiz. Onlara hediye vereceğiz ki arada yumuşama olsun yani. İnsanız, biz Müslümanız. Ama onların verdiği et türünden yenmesin. Onların tabii onların kestiklerini yemeyiz. Tabii benim aklıma gelen o. Viyana'daydık, kalıyorduk. Bir aşağıda komşumuz var kadın. Torunlar da vardı benim. Çocuk rahatsız ediyor aşağıya. Biz şikayet ediyordu. Kurban geldi. Baklava yaptık. Viyana'da, 10. Viyana'da. Kurban etini pişirdik gönderdik. İyi tercümeli yapan biriyle. Kadın demiş ki bunu bize niye veriyorsunuz? Kaç para istiyorsunuz demiş. Allah Allah. Demişler ki yani özür dileriz. Hediye. Bizim bugün kurban bayramımız. Bizim örf adetimizde, dinimizde kurban eti kesilir. Komşulara hediye verilir. Ben Hristiyan'dım, olsun demiş. Hocam o eti verdikten sonra, o baklavayı hediye ettikten sonra bizim torun hep hediye veriyordu kadın. Hristiyan bir kadın ya, beni gördü mü merdivende böyle ellerini bağlar. Saygı gösteriyor. Selam verdi böyle. Kut morgen, kutun takmaya, kutu ben diye selam verdi bana. Ben de ona göre cevap veriyordum. Yani hediyeleşmek vardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan emanet almıştır. Hatta bir Yahudi çocuğunun şeyi varmış, kuşu varmış. Hastaymış, onu ziyarete gitmiş. Ona ziyarete gittikten sonra
O çocuğun babası İslam'ı kabul ediyor. Çok enteresan. Koca peygamber evimize kadar geldi diye. Evet. Bizim ünsiyetimiz olacak, muhabbetimiz olacak, iyi ilişkilerimiz olacak. Sakın ha onlarla biz konuşmayacağız demeyin ama selam Allah'ın selamıdır, ayet-i kerimedir. Esselamu aleyküm demeyin. Verlese ve aleyküm deyin, geçiştirin. Evet. Hocam bir soru daha var kardeşlerimizden. Biz konfesyoncuyuz hocam. Geçen yıllardan kalan malların zekatını verecek miyiz ve nasıl vereceğiz? Bunu açıklar mısınız? Yani fark var mıdır? Fark vereceğiz mi diyor. Geçen yılınki zekattan. Gayet tabii. Geçen senelerde malınız kaldı. Bu sene de aldınız. Hesap ediyorsunuz. Bunların satarsan toptan fiyatını kaçtan satacaksın? Yeni mal, eski mal onların bir hesabını yaparsın toptan kaça satacağını. Sonra nakit paran varsa, altın varsa onu da hesaba koysunuz. Borç varsa, önümüzdeki yıllar borç var, onları düşersiniz. Ama işçiye yapılan masraf düşünmeyecek. Çünkü o el emeği göz nurudur. Bu açıdan hesabı yaptıktan sonra 40%, 2.5% onun zekatını vereceksiniz değerli kardeşlerim. Vel makul lisel vel mahrum, onların mallarında getirimlerin miskin hakları vardır. Huz min evvelim sadakaten. Ya Muhammed, onların mallarının zekatlarını al sadakaten. Tudahhiruhum bihe. Onlar mallarını temize. Zekat vermeyen mal haramdır, harama girer. Ve tüzekim bihe. Ve onların nefislerini temizle, ruhlarını temizle. Ve salli aleyhim, onlara dua et. İnne salateke sekerle, muhakkak senin duanlara bir sekeredir diyor. Hocam son var, son soru geldi bana. Evet. Hocam biz oruç tutuyoruz, ben oruç tutuyorum. Bronş hastasıyım. Hava çekmek zorundayım diyor. Nafile oruç tutarken de. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre. Bu hayati mesele olduğundan dolayı o nefesi yani o şeyi çekebilirsiniz. Evet, hava şeyini. Hava şeyini çekebilirsiniz. Çünkü bir de orada gıda diye bir şey yok. O kuru bir hava olduğundan dolayı. Ama keyif olarak çekilmez tabii. Hocam ben de kullandım onun zamanında. Avucuna döktüğün zaman, şey ettiğin zaman, çevirdiğin zaman, avucuna döktüğün zaman hap şeyleri, döküntüleri var. Küçük küçük böyle toz halinde. Bu caiz oluyor mu? Şimdi o gıda hava olarak... Değil, hava değil ama sadece. Hava, işte benim bizim hava, baya işte çekiyorsunuz. O hava. Bu mecbursa. Bir de adam, hap şeklinde olan var. Yok, hap şeklinde olan değil. Havayı biz bahsediyoruz. Kuva hastası adam. Evet. Nefesi daralmış. Onu çekmesi lazım. Yani hayati mesele olduğu zaman çeker. Yoksa keyfi olarak çekmesi doğru değildir tabii. Evet. Hocam atma geçiyoruz. Tamam, evet. Hocam şu an. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين.
Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena ya rabbena teqabbal minna inneke entes semiul alim. Etub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ehdini ve ehdina ilel hakkı ve ila tarikin müstakim. Bi bereketi atematil Kur'anil azim. Vaffu anna ya kerim. Vaffu anna ya rahim. Vaffir lana zunubana bifazlike ve cudike. Ve keremike ya ekremel ekremin ve rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Ve şerrifne bi şerafetil Kur'an. والبسنا بخلقة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى كلها دليلا وإماما محترم سيدنا birlikte okuyalım koruma duası hem alışalım بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Bismillahillezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil ardı ve la fis semâi ve huve semî'ul alîm. Bismillahillezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil ardı ve la fis semâi ve huve semî'ul alîm. Maşallah, barikallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min şerri mâ halak. Subbuhun kutusun Rabbuna ve Rabbul meleketu ve ruh. Bismillahi erkike ve Allahu yeşfike min kullu devel fike ve min şerri neffesat fil lugat ve min şerri hasidin izaset. Allahümme tübbil kulubu ve devaihe ve afiyetel ebdani ve şifaihe ve nuril ebsari ve ziyaihe. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bihil ukadu ve tenfericu bihil kurab ve tukza bihil havaci ve tünalu bihil regaib ve ustel havatim ve ustel kalgamem bi veçhil kerim ve ala ahlihi ve sahbihi fi kulli lamhatin ve lahzatin bi adedi kulli ma'lumin lek. Allahümme erham ümmete Muhammed. Allahümme ahfaz ümmete Muhammed. Allahümme erham, Allahümme ağfir li ümmete Muhammed. Allahümme ferric an ümmete Muhammed ya Rabbel alemin. Allahümme ec'al fi kalbi nuran ve fi sem'i nuran ve an yemini nuran ve an şimali nuran ve an fevki nuran ve an tahti nuran. Rabbi şrah li sadri ve şetatil emri. Allahümme inni es'eluke imanen kamile ve yakinen sadika ve rizgan vasi'a ve kalben khashi'a ve lisanen zakira ve ulumen nafi'a ve tevbeten nasuha ve tevbeten kablel mevt ve rahaten indel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve dukhulen fil cennet ve afiyeten fid dini ve dünya ve ahiret. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasenete ve kina azaben nar ve kina azaben nar ve kina azaben nar ve edhillel cennete me'al ebrar ya azizi ya gaffar ya zel celal vel ikram. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'mine yevme yekumul sab. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Okunmuş olan hatmi şeriflerden, Yasin-i şeriflerden, tebarekelerden, ammelerden, selatü selamlardan, tahiyyatlardan, tesbihlerden, tehlillerden hasıl olan sevabı evvela ve bizzat fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mücella, mudahhar, pak, aziz, latif ruhu şeriflerine hediye edilsen kabul eyle ya Rabbi. Anılın hasıl esvabı, peygamberlere, enbiyalara, evliyalara, mümin ve müminatın da ruhlarına hediye edilsen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi anılın hasıl esvabı, hasaten
bu hatmi şeriflerinin okunmasına vesile olan ve benim şahsen üzerimde de çok büyük emekleri olan merhum Hacı İshak amcamız ve eşi Hanife annemizin ruhuna, Tevfik çok yürür ve eşi Emine çok yürür kardeşimizin ruhuna, Salim Suhan'ın kızı merhuma Hatice çok yürür kardeşimize ve Altın Ekinli Muhammed Darıcı'nın kayınpederi Yusuf Turan kardeşlerimizin de ruhlarına hediyeledik, sen kabul eyle. Kabirlerinin nur makamlarını cennet eyle. Günahlarını, kusurlarını, hatalarını affeyle. İman ile, İslam ile, kelime-i şehadetle göçenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi amin deyip el açan, bizleri televizyon başında izleyen, ekranları başında bizleri izleyip duamıza amin diyen kardeşlerimizin de cümle geçmişten ruhlarına hediyeledik, sen kabul eyle. Dualarınızı Kabe'de yapılan, Arafat'ta yapılan, Müzdelife'de yapılan, Mina'da yapılan duaların içine ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa ver, dertlilerimize deva ver, borçlu kardeşlerimize borçlarını ödemeyi nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hayatımızda ve son nefesimizde buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek, İman ile, İslam ile, kelime-i şehadetle yaşamayı, kelime-i şehadetle göçmeyi ve tekrar huzuruna varırken de kelime-i şehadetle dirilmeyi nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Amin. Ve icabet duara tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة